بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعله سهلا، وإن شئت جعل الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم بارك في هذا الحمد ثناء الرمز وبيان الرمز محمد صلى الله عليه وسلم لسبيل الصلاة والسلام على رسول الله المصطفى والسلام. Hamd olunca mübarek rayonda Allah'ın belki de bizler benliği yolaşmalı için acına acı maşaklarla ilgili bu gün yaklaşık çok beklenmesiz azizlerine misafir yüklerle yurttaşlarımızı oranımızın kutlası ithalıyla vasfeyen her vatanlarımız yuvasıya Allah'ın tarafı ilmez tükenmez necim mübarekte sağ ol ve razıya olsun. Sözünün başında Allah Teala'nın icadan bir soruyum ki Allah'ıma şimdi uzağa döndürlerden sizlerinin uzun beyleri yaraştırıp durdu. Allah'ın nuru, rahmeti, fesil, duru, barakatı, sekinde, harabat, hatır, cennet, nazir, kurdu diye fakirte. Allah Teala'nın mescid dolusunda ayet edilmesine avukatı ile şeytan hakim ve mümünde harabat, cennet, amin. Kimi bugün ise amalikte buladı, altı cennette buladı, asıl şerifte buladı. Elbette bu ayet ki Allah'ın isminden mazlum oluyor bu sana. Ben çekeyim tutmalıdaki üstelikle yerlerdi, tabir kumları yerlerdi. Demek bana şu masikten, buradan üçün bir mekan masiklerden dair ki, kim bugün ise altı cennette geçer. Ve fakat cismani altı cennet, belki manevi, ruhi, İmani harabatlar. Onun hatıcan olan, dünyanın teşmişlerinin bir lehse basını kurken, Rabbin alemin bilen yüzünü yüz kurken, peşanasını secdeye koyup, özünün Allah'ın kuru yükelerini ispat verdiğin, en hatıcan, en yakşı mevran manzil, meşhur secdeye aldı. Yani meşhur olarak. Allah'ın hangi sanalarını bahsetti. Bizlerde Allah'ın karışımdır kuru, makam manzilde. Allah'ın vazını, demek, tarafından sevgiyle hatıracağını harba, şükre diye çölde bir davranıştırdı. Allah'ın kıyamına günahın, vazını mahbub beddelerine cemaatine tekrar bir davranıştırsın. Cennette vazını bir davranıştırsın. Vazını habibiyle hem sahip olmağı vakti bizlerin muvaffa ailesin. Uşbu hancumanın bana şu süreçlerini teşkilleştirmişten asasi gözlemeyen mahser. Ve bunu teşkilleştirmişten sabırlardan beri elbette hem aradığımız üstadımız Mahbub Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Hazretleri Mahmut'un vaadi burada. Çünkü daha herhalde din diyanetleri olacağını çekip yurtumuzdan gelmek sizlerden o şey harapa peşana gireyle ailemin kafasını tamamen, rızkı rızkını dilemeyen deyip Allah'ın tarafa yetkilerine sebeple bu gün al deyip yeryüzüne isterken Allah'ın fesleden ve bu tarafa bu gün al deyip onunla Allah'ın tarafa fesleden rızkilerini yeryüzüne eyleyen ruh, kadir, minnettir, tabir edeyim. Talep edeyim. Yani şu ayetlerinin muvaffak ise bu gün yeryüzüne. Azizler, şu çölde sizlerin din yönetleri, iman etkilerini sahnenin kurbanıyla bir kaçı sebepler var. Doğru yolda, yani sünnet ve cemaat yolda, fitne fesatlerden, hatta kurul ve cemaatlerden hali koyup, özümüzün bir neçə əsrlərindən bir, ata babalarımız müstəhkən, müştəb veriyorken, etkal boyunca əhl-i sünnet ve cemaat, iman mağdurluyu məsələdir. Hem fikh boyunca, şeriat emelleri boyunca ise hanefi mesafi boyunca mevcut günde ibadetler kurduğumuzda Kur'an'ın hem maddelerine Rabbim Ustazımız Şeyh Hazretleri sebebçe verilse mübarakır kalem olamaz. Çünkü hem insan bu zatını yazgın kitaplardan, talifatlardan, bu kitlerden, bu mesleklerden ya ki eşitiş vakalarından
ko'rish orqali, o'qish orqali yoki o'zlarini to'g'ri dars olish orqali mana shu yo'llarda yuramiz. Alloh shu hayotda shunday sababchi bo'lgan ustozimizni rahmatli jannatning mag'firatiga qo'yib bersin. Endi ham ustozimizga kelishdi. Ham sizlar hozirda hayot kechirgan ushbu mintaqa mana shu yurtni aholisiga tegishli bo'lgan bir voqeani ustoz shayx hazratlaridan eshitganman. Ibrat tariqasida sizlarga yetib bermoqchiman. Ustoz bilan bir kuni suhbatlashib o'tirganimizda bir qancha shogirdlar atrofida edik. Shunda suhbat o'zimizning yurtimizning mustaqillik arafalariga bog'landi. 90-91 yillar arafasida. Ustoz aytdilarki, aynan Koreys millatiga muvofiq munosib bo'lgan millatlar vakillari bizning yurtimizda bir necha yuz ming bo'lgan. Mustaqillik arafasida 250 ming Koreys millatiga mansub bo'lgan insonlar O'zbekistonda hayot kechirgan. Shularning hammasi o'sha Koreys millatiga mansub bo'lganlar o'zlarining tashkilotlari bor. Hammalarning boshlari bir tashkilotga qovushtirilgan. O'zlarining milliyligi, o'zlarining kelib chiqishlari, urf-odatlari, madaniyatlari va hokazolarni unutmaslik uchun alohida tashkilotlar tashkil etilgan bo'lgan. Ana shularni hammasini kattasini, bittasi, eng kattasi hozir muftiy bo'lib turganlarida qabullariga kelib uylarigacha murojaat qilgan ekanlar. Endi mana xudosizlar davr uzumi tarqalib kelyapti. Ilgari sovetni qurosida hammamiz go'yoki bitta millat bir xil insonlar o'rab bo'lganmiz. Din diyonatni, urf odatni, madaniyat, milliylikni ahamiyati bo'lmagan. Hamma shu bir xil sovetni grajdani ekan. Endi sekin keyin millatlar, respublikalar tarqab mustaqil bo'lib kelyapti. Mana O'zbekiston ham mustaqil bo'lish arafasida turibdi. Endi muftiy hazratlari, biz 250 ming Koreys millatiga mansub bo'lgan aholi O'zbekistonda tug'ilib, shunday o'sganmiz. O'zbekistonda bo'lganmiz biz. Endi bizning Koreyaga qaytib kelmoqligimiz umuman mumkin emas. Biz Koreys millatiga, Koreyaga qaytib kelganimizni ishni umuman to'g'ri kelmaymiz. Endi shundoq bo'lganda ham O'zbekistonda qolarkanmiz, o'z-o'zidan dindan erkinlik beriladi. Har bir millat o'zining dinini tanlaydi. Shu diniy tarafini rivojlantirish uchun chaqiriq beradi. Bizda esa haqiqiy Koreys millatining dini yo'q. Dini yo'q. Yo'q bo'lib ketyapti. Shuning uchun biz O'zbekistonda yashayotganmiz, O'zbekistonning asosiy aholisi musulmonlar. Muftiy hazratlari, siz o'zingiz ishtirokingizda bir borsangizda 250 ming Koreys millatini vakili sifatida barcha rahbarlardan, tashkilotlar rahbarlardan yig'sam, shularni ishtirokida guvohligingizda hammamiz islom dinini qabul qilsak deb taklif qilibdilar. Hozir deganlar nihoyat xursand bo'lib ketdi. Judayam ko'nglim tog'ga ko'tarildi. Tezlik bilan bo'ldi. Va'da bo'ldi, tamom. Men boraman. O'zim kalima shahodatdan o'rgatmasdan hammasini ta'lim beraman. Hammalar inshaalloh islomni qabul qilsalar, ikki dunyo saodatga erishasizlar. Haqiqatda hammasidan O'zbekistonga bo'lasizlar. Endi shu joyni asosiy aholisini dinni qabul qilsalar, aynan maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu Allohning huzuridan ruh ajr mukofotiga sazovor bo'ladigan amal bo'ladi deb ko'ngillarini ko'tarib, ularni maqtab, yelkalarida qoqib, uzatib qo'ydilar. Hazrat aytadilarki, shu narsani uyushtirishdagi umuman xursand bo'lmadi. Nima uchun xursand bo'lmadi? Chunki 90-yil yildan keyin 91-yil yildan mustaqil bo'lgan alhamdulillah Turkiya osonlikka erishdi. Lekin Turkiya osonlikka erishishimiz bilan birgalikda yurtimizning darvozalari, eshiklari har tarafdan ochildi. Ochilgandan keyin har bir tarafdan bizni go'yoki musulmonlarni o'zini dinini unutib qo'ygan ularga borib kalima shahodatdan boshlab ta'lim berishimiz kerak. Ular hammasi ana ularni e'tiqodiga ularni g'oyasi tushib qolgan. Musulmonchilik qolmagan. Ta'lim bermasak bo'lmaydi degan ma'noda ham hamma tarafdan go'yoki xolis
Ve niyetler de bu yüzden davalarda için, arz niyetler de Özbekistan halkının dini dünyanın kurulması için doğuya kutsalsa gerek. Dünya kutsalı korsaydı, bir tarafta diğerine Bosna Hayası'nı verdi. İkinci tarafta diğerine Bosna Hayası'nı Allah sordu. Üçüncü tarafta diğerine Bosna Hayası'nı Allah sordu. Arapsız ki yer dinine kutsalsın da orduğun üstünden çıkan Özbek, Tacik, Kırgız, Kazavaz, Özbekistan'da yaşatırken Onur Müslüman mentalite mensup olaylarının başkenti bağlı. İslam dini örgüden mühendisen ve adı diğer başka bölgeden terör edilen başka bölgeden örgütendir. O zırhınızın her bir milletiniz içine hem ve halkınızın birbirine gerektiği tarih mücadelerinin mütehassısı yeter değmez. Ayrıca sesinde fasal, o zırhınız semerasını diye çıkmış derdi. Demek ki gördüğünüz Müslümanlar gurur 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 gitti. Parça parça oldu. Hazreti Eylül'den düşüp nedenle havalı olup o şekilde isimlerini teşkilatı rehberlerine uçuraşıp bunların İslam dinini kabul kılıçlığı sebepçi kılıçlığı ilmanı toparlı kaldı. Varanmadık, uçuraşıp uçuranmadık. Çünkü bir aradaki menobus dinleçiler bizlere maçlum kılık koydu. Tüm beynini idare ucum kılıçtı. Tüm beyin medresleri ucum kıldı. Tüm mesle matbaaları kararadı. Şeyh Hazretleri Uçbeyt'e muhtiye uçurlar. Müftüye karşı ağır toz olanlar kıldı, namazları üştürdü, hatta bir suyu kaslarını üştürdü. Bana üçlerinin havalı olup, kaslar, papiyeti kaldılar, imkanı toparmadılar. Neticede, bana düşünmem ve yakın vakitlerim, 270 bin İslam dininin nakt kabul kılanını yapmayıp da şu baktan mahrum olup alıştı. Bundan yine hem ben o zaman o zavallı oldum. Şer bizim ülkemizdeki karesimlerdeki mansur kuvvetler ne oldu? Bir yoldan bakarlar, Hristiyanlar'ın karakterini başladı. Ve onları Hristiyanlaştırdı. Evveler Hristiyan'ı bastırdı. Bir Nasrani dinini bastırdı. Bir yoldan bakar. Haricilerden yeni bir ülkemiz geldi. Buradaki Uzlar'ın dini yolcu başladı. Kitaplarından karşı başladı. Adabiyodan da kalktı. Ve Uzlar'ın ibadet kanalları açıldı. Çünkü Hakkı Beyt'te yurtumuzun kanun kalıyorsa müstehkem olup, korku alındı, nezaret, tekşifi hükümeti küçülemez. Hazretlerin aynı devirleyemez. Bu belki yeni bir müstehkemin devri, hali olsun tıkla parçası için bir kaçı fırsat verildi. Yani şimdi bu iş devirde, tıklanmış devirde bir absüz ki, lisanlarında o zilerinin hareketinden bugün bir fotoğrafı parça. Davulatlarını yok, ruhlarını sevdi. Neticede, kançadan kança nefaret, karis müddeti, belki paramız Uzbek'in öz dinini terk edip Hristiyanlığı yandı. Haç gelip, komşundan yıl oldu, Kırgızan, komşundan yıl oldu, başkası yıl oldu. Ne olsa da oldu, en karşı neredeyse çünkü dünyasız, dünyasız, o düşün yürü vakitlere doğmuş, milletlerin vakitlerine doğmuş, 250 binlik İslam'ın kabul kırıklarına diyen insanlarının kalbine, teleye, şu kelimenin etmişliği imkanı kapatır. Hazret bunun muhalifler hususunda da var mı istediler? Diyem bu kaptan da var mı derdi? Sebebi ne? Fitneçler. Verdik yok aldı. İtfakçı yok aldı. Hazretin şiarları hem şu. Ehl-i sünnet ve cemaat ifadı görüşü. Tefrika vazifike, grup vazifike berken değişti. Hakiki saf İslam'ın dininin mağlumatlarını takarşı, halkı ihtiyaçlaşı ve halkın içleri dini savaksızlıkla karşı uğraşır. Elhamdülillah, Şeyh Hazretleri mübarakasız o zirada aldılarında koyduğu öğrencilerin emel başlıdır. 150 faiz emel başlıdır. Kaç ki Allah'ın zorlu yutlarında genelde az numaradan uzun dolayında yani hem toprağı kısmaktan burada. Bitti Şeyh Hazretleri'nin hizmetleri muhasım hemen bir cennetine kuram yapmaz. Mekul tekrar deyin. Uzbekistan'ımızda 2039'da mençlik olsa, demek o 2039'da imam var deyin. 2039'da imamı cennetse, şöyle bir mühendim başka yer var. Hemen bir cennet kendinize, bitti Şeyh Hazretleri'nin hizmetlerine kuram yapmaz. Bitti büyük şahsının faaliyetini emeliyatını uzamayız. Bitti büyük şahsı dininiz, şeriatınız, ya ki onun Müslümanlarının kendi manfaat getiremeyiniz. Bunu tan alabilirler. Tan alabilirler, hasatlar etmezse bulunur.
Lekin baribir ishda bir his qiladi. Haqiqatan ham azizlar siz bilan biz xotirasini qilayotganimiz ustozimiz marhum shunday buyuk aziz mo'tabar sohib karomat bo'lgan zot edi. Bu zot to'g'risida qancha gapirsak shuncha oz. Shuncha oz. Mana shu yerda turib sizlar hazratni ko'rganing to'g'ridan to'g'ri uchrashib qo'llarini olib so'rashmagansizlar. Bari hattoki ziyorat qilishga ham ulgurmay qolgansizlar. Faqat sizlar xabarlar orqali, matbuot orqali yoki ovozli disklarni eshitishlik orqali, kitoblarni o'qishlik orqali muhabbat ko'rib qolasizlar. Xulosani shu qilib, shuni o'zida hozir ko'zlaringizga ochib ko'rib turibman. Agar borib so'rashib, 3-4 barobar ham suhbat bo'lib, ularga savollaringiz to'g'ridan to'g'ri javoblarni olib, bir ziyorat qilib, o'zlaridan yig'ilishgan mo'minlaringizni hozir bizni dardimiz qanchalik og'ir ekanligini sizga bo'ladilar. Mana shunaqa katta musibatdan mutlaq qolamiz. Lekin Allohdan umid qilamizki, albatta har bir musibatning tagida ham hikmat bor. Taqdirda bo'ladigan har bir ishning zaminida qandaydir bir manfaat bo'ladi. Bir hikmat bo'ladi. Alloh mo'min musulmonlarni zararga hech qachon olishni bilmaydi. Faqat biz o'zimiz tushunmaganligimizdan bir narsani zarar deb bilamiz. Ojiz aqlimizda kelajakda esa buni foyda bo'lganini ko'ramiz. Allohga kerak ekan, buyuk zot Alloh taolo o'zining huzuriga chaqirib oldi. Albatta buni ham tagida bir qadam bor. Azizlar, ana shu tufayli mana qancha sizlarga o'xshagan xorijlik va chet mamlakatlar bo'lgan mo'min musulmonlarimiz, millatimiz, yurtimiz, O'zbekistonimiz vakillari qaytadan bir uyg'ongandek bo'ldilar. Biz qadrlarni yetmagan ekanmiz, bilmagan ekanmiz, shunday buyuk zotni hamdlari bo'lib turib, millatdoshi bo'la turib, savolimiz bir bo'la turib, shunday buyuk zotni qadrlarni yetmamiz ekan deb afsus davomat bo'lib, shijoat bilan muhabbat ibodatda mustahkam bo'lyapsizlar. Bu yerda ham bo'lishi mumkin, lekin yurtimizda hazratimiz vafot etganlaridan eng katta bo'lgan ishlardan bittasi deb bo'ladi. Qanchadan qancha yurtdoshlarimiz o'zlarini farzandlarini ismlarini ayni Muhammad Solih nomi bilan tashlab boshladi. O'z uyiga kelib, hattoki murojaat qilganlar, farzandimni yashab o'qiyman. Ismi Ali Fahod bo'lsa, aytyapman, shuni Fahod ismini o'zgartirib, Muhammad Solih deb o'qishni xohlayman. Muhammad Solih bo'lsam, qaytadan xudomizni eshitib kelganman, boshqa ta'lim qilishni kelganman, qanday boshqa tilga o'tishni kelganman deb masalasini so'raydi. Qarang, 10 yashar, 15 yashar, top-topda yigitlar ismlarini Muhammad Solih o'zgartirib oldi. Agar mana shu 2015 yil ustozimiz vafot etgan bo'lsalar, shu yilda ismlarini bir tahlil qilib chiqilsa, boshqa yillardagi nisbatan bir necha barobar darajada Muhammad Solih ismi ko'payib ketganini hamma his qiladi. Hazratlar muftiy bo'lganlarida xuddi shunaqa bo'lgan. 89 yil muftiy bo'lib saylanganlarida bir darajada nafaqat O'zbekistonimizda, O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasi rahbari bo'lganliklari uchun mana shu 4-5 respublikada Muhammad Solih ismini ko'payib ketgan. Hozir o'sha yillar 25-26 kirib qolishdi. O'shandan keyin eng ko'p qo'llanilgan ism Muhammad Solih bo'lib qolgan desa muborak bo'lmaymiz. Deyarli har bir joyda uchraydi Muhammad Solih. Nima uchun bo'lgan ism Muhammad Solih? Ana shu shayx hazratlariga havas qilib qo'yganman. Shular bo'lsa o'zini bo'lganman, Alloh qolsa. Bu ham katta bir da'vo. Ustoz shayx hazratlarni o'zlarini shu gaplari bor. Mo'min musulmonni yurish turishi da'vat qilish kerak. Yurish turishi ibrat bo'lish kerak. Birovga bir so'z qotib o'tirmang. Bir bag'ida sabr o'tirmang. Siz yurishingizni ko'rib, ha, musulmon mana shunday bo'lar ekan deb, siz orqangizni ergashganini o'zi bilmayapsiz. Hazrat shunaqangi munavvar inson edi. Yurishlarim o'zi da'vat. Turishlarim o'zi bir da'vat. Hattoki suratini ko'rsangiz ham qalbingizda bir taqvo va muhabbat paydo bo'lganini ko'rasiz. Biz dunyoga kelib, birodarlarga hali mo'tabar ustoz, birodarlarga ham tashqi suratlari, ham ichki suratlari olimlari go'zal, yetuk, mukammal bir inson bo'lmaymiz. Suratlarga kelib hozir turmaymiz.
Her burada bir çabada da sonradan telefonlarımız, kompüterlerimiz var burası. Koymayız. Allah bana şunu dedi, ben de derdim kalkardım, şu zorlukla saklıyor yani. Bu Allah bana taraftan olursa, macburdan bunu unut, yaş kurtulan mıydı? Macburdan bunu kalkını bu şekilde muhakkak kurtulan mıydı? Fakat ilahi muhabbet. Allah'ın özelliğine kudretli ilgilerin muhabbetidir. Hani şu bir muhabbetli ilgilerle fazla bana Allah'ın verdiği bir daha şükürümüz. Ne Hazret Ruhlar'da sahaflar yapmışım. Kullar yapmışım. Kullar yapmışım. Çünkü bir şeriatını, ameliyatlarını, hatta ruhi terbiyelerini, hayatta tatbik edilgenliğini, bir insandaki nemunası sıfatını Farah Şeyh Hazretleri'nin tasavvuru bağlı olmaz. Burak çek mükemmel, hemen belgen, her adam kurgenliğidir. Kaçına kaçı ustazlarım var, tam bu. O fabrikelerin Allah almak kısım, hayat kurgenliğinin umurlar uzun olsun. Lakin Şeyh Hazretleri'nin altları bir rahatası görmüyor. Hazret çünkü siyer kabre, büyük zat koyuyor. Ve bozun, bozun şahsi fikirdir. Yani bu bir konuşma boş yerden hem de buluyor yine. Hazretlerine ben şofak ettiklerden ki mektubları burada kemratlarına yiyemezsin. Bu şofak böyle yiyemezsin. Eğer hayat kurulları da ne mertem yeni kamerle mektubatıya buluşu mümkün. Hem kurulları da kendini dünya uyu harazında mektubatı da dediğiniz ki sizlerle hayatlarına gelişim mümkün. Peki bu tüketi ya. Ve bu uzaklı tepkilere de bırakın cemaatte, ben şimdi aşk arasında bu uzaklı faziletlerle etmiyorum. Hayatlıklara da bırakın. Bu ruhya ya ki bırakın bizlere koşuyken yanılır cemaatte, Hazreti keramatlarını, Hazreti faziletlerini, yutuklarını, muvaffaklarını yapmıyorum. Yeni vefat ettiklerle ilk yapmış hakkı var. Hakkı var. İnşallah. Bir şahit sıfatı, bir talebe sıfatı, huzurlu ustazını paylaştığı hakkı. İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyhi ve vefat ettiklerinde ashab-ı kerimlerde mübarek bir cesedin boyatı ettiler. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi ve vefat ettiklerinde boyatı ettiler. Ashab-ı kerimlerde diğer Abu Hanife en yaman normal insanı takvada, ibadette hemmemizin bilimsizdir biz. O dizden giyikleri çerçettiğiniz 47 yan başınız yer istemedi, yedirilmedi, en büyük zat edildi. Yuhu düşürsünüz Hazreti İsmet Eyfan'a. Hazret hem hizmetimizi sindirdi. Hazret hem bizi çekecekti. Hem biz yıkın şuarı bitti Hazreti çekmesine kuram yaptınız. Hem biz cennet haberimizde bitti Hazreti yazgen kitapları çektikten yazan yaptınız. Bunu tam anlayın şimdi. Hazreti yazıp ettiği kurları ve yazıp ettiği kitaplarını kompüterde sakinlikle koçuşu için böyle çok uğurlar kalmış mahtaya. Ve onlar büyük hizmet kılıyor insanlar sıkıntı mahtaya. Alemin bir de şahsının bir büyük zatı kılıyor hizmetleri hazırdı. Böyle çok uğurlar kalanlarını hazırdı. Rızkını kapıp kılıcık kılıcık hesaba çöktü. Hani Evliya Allah'ın vefat etkilselere, bunların sadaka-i cariyeleri, böylece onlar böyle yüzden milyon adamların kırıcılı kırışıyla, rızkın tavşıyla sarap çöktü olarak. Hakikaten hem Şeyh Hazretler hemimiz çerçeveler. Hemimiz ibadeti dinimizi sendirdiler. Nice iller devam eden yan başlarını yer istemem, yer getirmem. Fakat tanım devletler halas, fakat icat kıldılar, fakat faaliyet kursattılar. Sizden bizi geleceğimiz için, bizi dini sabahsızlığımızda berham bir mağdur için özlerinin canlarını, üç kuvvetlerini, gayretlerini, bütün ilmi marifetlerini, faziletlerini kurban kılıyor. Azizler, hani şu neyi kuyruz hafetler. Milyede Ebu Hanife Rahmetullah Ali nispeten Ayet-i büyük bir sözüne, yani İmam Şafii'nin sözlerine Şeyh Hazretleri'ne tatbik kılıp girer. İmam Şafii Rahmetullah Ali erken edildi. Ebu Hanife şu neyi insan değil. Bence fakihler, fikhini bugün muhabbetiyle Ebu Hanife'ye muhtaç oluyor. Kim fikh fanını bugün hemen ise
当中还有那种高智慧的那个那种少表演。别人过过谁到了吗？就比萨邦国边，不是摩尔的，比萨邦国不是摩尔的。阿哈的那种高度，奥地利方面是很陌生，那啥个技术呢？阿布什呢？技术呢？哈里斯呢？他是武术呢？武艺达不一样呢？很大很陌生，我哈里斯呢？穆斯拉我哈里斯博士。Kur'an'ın durumu Kur'an bulsun. Ya bir başkası bulsun. İçtimai olanlar var mıdır? Peygamberimizin esrar olsun, sinirleri var mıdır? Bence dini sahaları boyunca Şeyh Muhammed Sallallahu Aleyhi Muhammed'in rahmetullahi aleyhi muhtaç bulmayan adamın özü yok. Özü yok. Böyle gecelerine tavsiye edin adı tahkimatı boyunca en yukarı dostlarından burada sıralarının damlamış kanıtlarını aldı. Türk İslam milletler farkından şeydi. Çünkü bizim içimizden şimdi icat edilen büyük zavallı yetiştirdiler ki biz her kaçta farklıysak erzini bulabildik. Hakikaten her ümmetin şu zavallı yazıya kitaplarını muhtaçız. Hani bir orta halinden etsin ki bir şöyle kitapları bulma kararsan turumuzu muhtemel etsen her bunu arama desin ki yok o. Tavsiye yazıya okuyabilir ama bari uzun. Arabi kitablarını bunun tavsiyonu yazarken bulsa hem Hazretin tavsiyonu olan yok. Bu Kore'yi çıkan Hazretin Medine'nin sorunda bu Kore. Tan olmasayın bazı buradan hasar gelir. Tan olmasayın. Dedi bari bir tarih. Başka bir acı yok. Çünkü Hazretin tavsiyonu boyunca tavsiyonu hemenlikle tanımasının ilacı yok. Fikri boyunca kifayetle yazılan kitablarına tanımasının ilacı yok. Tasavvuf boyunca hazır divana kısaltı divanları şartlar ya da ruhi terbiyelerini karamazsan ya da tasavvuf hakkında tasavvufları bir tablaya karamazsan dur tarikat şeyhi sofralar uzun yolunu tamamlıyor. Hakkı ne sağlık? Yani şimdi büyük zatlı hazır hatırasını kılarımız Nasyonel hatırlaşım için canlarını kurumuz Alhamdülillah. Yani şimdi büyük bir makamda nazir ve cennet kurumuz, Allah'ın makamları alsın. Umut kılamız ki, yani şu zatlı teşebbüsleri bile başlayan işinin bunun semerası, yani kralınlaşıp ve değiştirip olgen ve kitap durganı sizlerine, şu cüllerinde sizler işler durgen, vaktince sizler için vatan durup durgen bir makamda mütahada açışlayıp, nefakat sizlerin bizden hem mütahada baktınız. Hazır Şeyh Hazretleri'nin şükür anlaşılır. Biz de hem de bir yardımcı mutlası kurduğunu açırsın. Sizlerle karıştırdığı bir teşkilatçıyı da açırsın deyip derdini yorulurken hoşçakalın resim edenlerle korup taşlar. Kitaplarda bizim kendimizde karşılan bir yerine gelirler, tebrikler duruyor. Hazretleri'nin kuzları niçin para bırakırlar? Hazır Hanım oğulları İsmail Cun'un gibi tutuşmalar. Karan diye tercihler neyi kusat veriyle. Bizi yurtumuzu yiyen zaman kitapları sattırsa kusat veriyle. Hem bunlara kusat sorar koşun. Ben de size. Yani şu kitap okuyorum sizlerden bazı düşüncelerinde bunda kadar ilk olarak çıkıp edeyim. Bu birinci yorumda sizlerden değil mi? Kutlaka aktar. Bazen bir eşit kursam oldum. Tavsiye edildi bugün bir kül avval takdimatı olur mesela. İlk yer miyim dersi cümle çıkmamasını sattım, yetimler bulur. Adamlar kitabı bırakan bir nöbette türkenlerine her bizim tarihimize bulunuyor. Tarihte var. Hafta sarımlarda da şimdi nöbette düştük, düştük, aynı bulur. Tüm nöbette türkenler, yüzde adamlar, ben onu bir sor diye. Köşke nöbette türken bu kendi, yine başkaları derse geldi türkendi, hac yaparız için nöbette türkendi, yüzde adamlar. Dedi ki kitap da kadar hani nöbette türkenlerine. Adamlar hatta öbürlerinde ağır sözü için kaç grup para terliğinin hala tarihimiz kurmadı. Elhamdülillah şu nasıl kurdu. Başımıza düşüyor. Bu ne var? Demek ki hakkımızda Şeyh Hazretleri dini savaksızlığına merhem verişli şiarımızı dediler. Şu şiar amelde başladı. Tabi dini savağın yukarı derece kurdanı geldiği bu için kitapta növbe durup bir neçe oylar evvel növbe bir yazını koyup oraya çıkarsından gelip İlacı olsa gittiğimiz bir neçe kubrağı alışkın hareket edilir. Kulüge bir görüş nalıymaz, kitap var durur.
farzandlari kitobni meros qilib qoldirishga qiziqib, shunga rag'batlanayotganligi bu juda ham katta bir yutuq. Umid qilamizki, bu yerda bitta turdan oshirilgan hali bu boshlanish. Boshlanish. Hali sizlarga o'xshagan minglab inshaalloh millatdoshlarimiz bundan bahramand bo'lishadi. Hozirgina mana shu jumladagi bir do'stimiz aytdilar, shu jumla sizlar bilan hamroh bo'lib qo'ydilar. Endi tafsilroq bu yerdan O'zbekistonga bilan qilsak bo'ladi. O'zbekistonda tafsilroqni qidirib qayerda borgan desa, Koreyadagi mana shu bitta do'konda ham tafsilroq bor ekan. Deb O'zbekistondan turib shu joyda ishlayotgan tanishlariga tafsilroqdan bir nima jo'natib olib menga. Bitta majmuasini jo'natib olgin deb iltimos qilayotgan paydo bo'ldi. Mana siz albatta yuqorida aytganimdek, yurak haqida men qancha gapirsam, shuncha ta'limni ochaman. Qancha fazlatni istasam, shuncha imonim mag'lub bo'ladi. Muhabbatni ixlosim shuncha oshadi. Ana shu muhabbatni o'sha ixlosi sizlardan baham bo'lishni xohlaganim uchun e'tirozlarni bildim, vaqtlarini oldim. Mana qolgan so'zlar inshaalloh fazlat bilan doimiy birga bo'ladi. Oila a'zolari, chekka bandlari, farzand suyuqlari, Usmonjonlar eshitsa, yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki biz bir necha yillar davomida shogird talaba bo'lib, bir necha soatda birga bo'lamiz. Bu Usmonjon ukamiz esa doimiy safarlarda bo'ladi, musofirchilikda birga bo'ladi. Barcha mashaqqatlarni yelka yelka ko'tarib yengib bo'lganlar. Barcha yutuqlarda ularning xizmatlari bor. Ularning hissalari qo'shilgan. Inshaalloh ularning xotiralari hammamiz uchun bir yangilik. Yana bir yangilikning qirrasi bo'ladiki, bizlarning imon e'tiqodimizni yana ziyoda bo'lishiga sababchi bo'ladi.